Efendim sıradaki haber roman olur mu dersiniz? Bundan bir roman çıkar mı? Vallahi yazılsa okurum işin aslı. Bakın iş insanı Kasım Pırlant geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmiş ve geride milyonlarca dolarlık dev bir miras bırakmıştı. Ama Amerikalı iki kardeş iş insanına babalık davası açtı. Dava sonuçlandı ve Amerikalı kardeşlere yapılan DNA testi Pırlant'ın çocukları olduklarını da kesinleştirdi. Şimdi efendim Amerikalı kardeşler de üvey annelerine kalan tam 3 milyar liralık dev mirasa artık ortak olacaklar. Direkt gözlerine baktım. O bana siz benim çocuğumsunuz dedi. DNA testi sonucu da doğruladı. Amerikalı kardeşler iş insanı Kasım Pırlant'ın çocukları çıktı. Jackson kardeşler DNA raporu sayesinde milyon dolarlık dev mirasa ortak oldu. İş insanı Kasım Pırlant'ın İzmir ve Chicago'da milyonlarca dolarlık yatırımları, alışveriş merkezleri ve gökdelenleri vardı. Yazar Tülay Pırlant'la evliliğinden bir oğlu olmuştu. Çiftin oğulları Zafer Pırlant, 2012 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. 24 yaşındaki oğullarının ölümüyle yıkılan Pırlant çifti kazadan 4 ay sonra boşandı. Aradan yıllar geçti. Amerikalı Jackson kardeşler ünlü iş insanına babalık davası açtı. İddiaya göre kardeşlerin annesi Pırlant'ın evlenmeden önce ilişki yaşadığı iş arkadaşıydı. İş insanı Pırlant babalık davası devam ederken geçtiğimiz yıl geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Vasiyetinde mal varlıklarını eski eşine bıraktı. DNA testi sonuçlanınca Amerikalı kardeşlerinde iş insanı Kasım Pırlant'ın çocukları olduğu ortaya çıktı. 3 milyar liralık serveti ortak olan kardeşler bütün mal varlığının üvey anneleri Tülay Pırlant'a bırakıldığı vasiyetin iptali için dava açtı. Amerikalı kardeşlerin 30 milyon dolara satılan İzmir'deki AVM, gökdelenler ve 5 yıldızlı otelin satışının iptali için de mahkemeye başvuracakları öğrenildi. Ablam ve ben davayı kazandığımız için çok mutluyuz. Pırlant soy ismini alacağız. Bu konuda yapacak daha çok işimiz var. Babamın efsanesini, hikayesini sürdürmek istiyorum. Babamın sahibi olduğu alışveriş merkezinin satışının iptali için de yargıya başvuracağız. Şimdi soyadlarını değiştirmek için de girişimde bulunacak kardeşler bir yandan da açtıkları davaların sonucunu bekliyor.